gözaltına alındığı inkar edilen Abdurrahim Demir'in akıbetinin açıklanması ve adaletin sağlanması talebiyle buluştum. Bugün evladından bir haber alamadan, aramızdan ayrılan Nesriye Demir ve kardeşinden bir haber alamadan, aramızdan ayrılan Mehmet Demir'in sesiyiz. Askerliğini bitiren Abdurrahim Demir, Mardin'e, Mardin'in kendine döndü. Ailesinin tavsiyesi üzerine genç bir kızla tanışmak amacıyla Adana'ya akrabalarının yanına gidecekti. Abdurrahim 17 Ağustos 1995 tarihinde Mardin Ömerli'den evlilik niyetiyle yola çıktı. Bindiği otobüs yaklaşık bir saat kadar yol aldıktan sonra Mardin Kurutepe Şövalye Kontrol Noktası'nda askerler tarafından öldürüldü. Kimlik kontrolü yapan askerler Abdurrahim'in gözaltına aldı. Olaya tanıklık edenler Demir ailesine gözaltına alınan Abdurrahim'in Şövalye Jandarma tarafından öldürüldüğünü söyledi. Karakola giden anne Kesriye Demir ise biz öldüğünü almadık cevabı verdi. Bunun üzerine aile Mardin Emniyeti'ne başvurdu. Emniyette onlara Abdurrahim'in fotoğrafını çıkartıp Fransa'ya parası olarak gitti. Ailesi Abdurrahim Demir'den bir daha haber alınamadı. Anne Kesriye Demir 20 yıl boyunca yolunu ve kutluk olduğunu bulamadan, akıbetini öğrenemeden, ağabeyi Mehmet Demir ise 23 yıl boyunca Galatasaray'dan sorduğu kardeşime ne oldu sorusuna bir cevap alamadan aramızdan ayrıldı. Anne evimizin bırakmıyor geldi. Ama biraz eksik. Biz arkamızdaki bariyerler belli. Bu bariyerlerin açılmasını ve okuma yönümüzün her zaman olduğu gibi yapılmasını istiyoruz. Buradan yitir gönderdiğimiz, yolcu ettiğimiz annelerimizin evlatlarını elinden alarak bir hak iddiayı yaptınız zaten. Ama bir de onları aramak için oturduğumuz meydanı bizim hafıza meydanı olarak, hafıza mekanı olarak seçtiğimiz mezar yerimiz olan Galatasaray Meydanı'nda açtık. Ve annemin ölümünün 5. yılında bir kez daha annem için ve kaybettiğimiz bütün annelerimizin evlatları için bir kez daha soruyorum. Onlar nerede? Hepsine saygıyla bu hafta karanfillerimizi Abdurrahim Demir ve izlediğimiz bütün cumartesi anneleri için atıyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı.